Tekrardan malum noktadan selamlar. Ulan hep buradasın, hep buraya kuruluyorsun ya. Hep baş köşedesin Osman abi ya. Nasıl olacak bu iş? Bayağı bir tahta kestim yine buraya. Bakın şu testereyi aldım. Bu parçalama testeresi. Çok da güzel, zırt zırt zırt. Koparıyor. Öteki de şurada talaşlar altında kalmış anahtarla. Tahtaları eritmem lazım abi. Bahçeyi niye toparlamam? Lan toparlıyoruz da bitmiyor abi. Hani elimiz neye değdiyse alıyoruz götürüyoruz. Şuraları şimdi şöyle, şunların arasında demir hurdaları var, çivi hurdaları. Onlarla ilgili bir projem var. Mıknatıs var şurada bak. Şu kırmızı bir mıknatıs. Onunla topluyorum onları. Yazık günah abi. Milli servet, maden bunlar ya. Millet bunları çıkarmak için ölüyor mölüyor. Allah muhafaza yani. Şimdi onu nasıl atarım ben yani ben malzeme dersi, malzeme teknolojisi dersleri görmüş insanım. Yani olmaz ki. Yani at gitsin. Olmaz abi. Yapamam ben. Durum böyle şimdilik. Bunları yak diyordu Osman abi. Ya burada çalışır ipi var. Çok da iyi değil. Bak kompost oluyor, oluşuyor yani. Bunlar belledi mi yok olur gider abi şu çalı çırpıyı topladı mı. Buraları zaten belleyeceğiz yani baharda. İşte külleri de toprağa oraya orta toprağa yedireceğim. Veya çıkan olursa buralara da serpiştireceğiz. Şuralarda da var. Kül de toprak için faydalı yani. Kömür mömür falan filan. İşte artık kalan çiviler de şey yapar. Gübre teşkil eder. Demir gübresi. Hatta onları bir leğene alayım. Şurada şu leğene alayım da. Suyunu alayım. Suyu bile faydalı yani. Durum böyle. Yeni boyamızı vuracağız kümese. Şimdilik hoşça kalın. iPhone'umuzu aldık. Düşmanlarımız çatlasın. Durum bu. Valla arkadaşlar bugün hava biraz ısındı. Güneş açtı dur. Xbox'ımı açayım sizin huzurunuzda. Ya alet. O yüzden şey yaptım. Kümesin içten hani diyordum ya çekomastik enjeksiyon yapacağız. Onu yaptım. Dur. Hiçbir şey gösteremiyorum. Baksana hava. Günlük güneşlik. Tahta kesiyorum. Yine kamelyayı toparlamaya çalışıyorum. Ya arkadaş toparla diyor herkes. Eyvallah toparlıyoruz işte. Yapıyoruz yavaş yavaş. Arkadaş ben yaşlı 39 yaşında yaşlı bir... Çıktır lan. Vay ya. Şunlara da işte Kastamonu'ya gittim mi 8-10 tane pet shop var. Yani onun için ayrı bir mesai harcayacağım. Gideceğim abi. Bir tane de ısıtıcı alacağım. Ya ben bir tane ısıtıcı almışım şuna ya. Allah Allah çok ilginç değil mi? Neden? Yani. Yani şimdi uğraşmayayım kargoyla margoyla. Ya yani şu kasayı alacağım. Aporlarların artık yani testten geçti. Onları da yerli yerine gomak lazım. Şöyle stereo. Ha? Stereo yapmak lazım. Tabi buraya stereo yapmak için bir dakika lan. Olmuyor. Olmuyor. Ona hemen bir uzatma ayarlamam lazım ya. Nereden ayarlayacağız? Hardan ayarlayacağız. Şurada bir tane boşluğumuz var. Bir tane de uzatmamız var ama onu burada gündelik işlere koyuyoruz. Artık o buranın olacak. Ondan sonracığıma şunun anahtarı patlamıştı. Onu yapacağım olmadı ya. Dur bakalım, dur bakalım. Tur abi, dur abi diyorlar ya. Aynen öyle. Şimdi tapo prizimiz var görüyorsunuz uzaktan kumantalı. Durum böyle sevgili dostlar. Aa bak laptop soğutucumuz geliyor. Ne durumlara düştü lan. Allah Allah. Ayıptır ya. Durum böyle. Seviyorum sizleri. Görüşürük şimdilik. Kuşları açmıyorduk. O dişi, kırgın dişi yine bantladım. Kanadını açmıştım kendine gelsin diye. Ama tabii her yere bakarak oluyorum. Kediler gelmiyor abi. Kediler anladı. Kediler hissiyatlı hayvanlardır.
derken kuşu kapıyormuş. Ne gülerim ya. Bak şuradan rutubet dışarı vurdu kendini yine ya şu köşeden. Allah Allah. İlginç ya. Orayı bir kontrol edeyim. Neyse sokalım kuşları da. Durum bu. Devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, sizinle bakıyorum. Evet, burada bir sızıntı var abi. Ama ne sızıntısı, ben anlayamadım bunu ya. Nereden sızıyor anlayamadım. Şöyle bakalım. Burada yok. Yani şuralarda yok. Aa, burada var lan. Burada var. Burada var. Buralarda yok. Suluğumuzda yok. Şunda var ya. E böyle bir şey olabilir mi ya? Hayda. Burada var. Hem de çok az bir sızıntı var yani. Adamın nüzül eder yani. Nüzül nüzül. Vay be. İyi keşfettik. Ben de diyorum ki ulan. Ulan ah be. Bak ne biçim rutubet yapıyor görüyor musunuz? Neyse onu bulduk. Durum bu. Devam ediyoruz sonra. Evet, A04 Samsung'la son durumla. Son durum hatta bu. iPhone'umuzu almışık. iPhone'umuz geliyor. Geliyor. Bir kasa daha buldum. Abi bu ne ya? Bu biraz niye yüksek amına koyayım? Allah Allah. Enteresan. Ya bir Murat'tı herhalde ya. Abi sandıkları yerden yüksek yap hesabı. Evet doğru söylüyor. Yükselteceğiz abi yükselteceğiz. Her şey yani görüyorsun her şey karman çorman oluyor bir anda. Bu kasa benim canımı sıktı abi. Bu kasa neden yüksek? Allah Allah. Enteresan ya. Vallahi enteresan. Çok enteresan. O kasayı yani hafiften yüksek. Olmaz. Onu keseceğim. Kuşlar da yarı tok. O yüzden böyleler. Ya şu da çok canımı sıkıyor. Onu da yapacağım ya. Onu da sıktık hesapta ama biraz olmadı abi. Onu benim içime sinmesi lazım. Ha yorumlara baktım dün. Yorumlara baktım. Yani çok güzel yorumlar yapmışsınız. Teşekkür ediyorum gerçekten. Yani şimdi şu kara düzeni oturtabilirsem. Ah, hadi. Kara düzeni oturtabilirsem kitleyemedim ya. Yorumlarınıza tek tek bakacağım. Hepsini cevaplayacağım. Yani soru olan yorumlara kalp atmadım bilerek ki. Onlara gözüme takılsın cevaplayayım diye. Bak yağmur attı biraz. Güneş açtı görüyor musun? Bulutların arasından. Ondan sonracıma külleri de buraya döküyorum. Buraya seriyorum. Toparlıyoruz abi. Şu öbeğe attım plastik öbeklerini. En son buraya bir işte tırmık çekeceğim. Çivilerden arındırıp şöyle gördüğünüz üzere. Sonra vur beli. Ondan sonracığıma değerli yorumlarınız, güzel yorumlarınıza da kalp attım yani. Ana metre burada kalmış. Olmaz. Lan nasıl unutursun? Sonracığıma. Ha bir de yine bu hainler, beni çekemeyen hainler var ya, onlar yine abuk subuk yorum yapmaya başlamış. Ondan sonra onlarla görüşeceğiz tabii ki. Bana mutlaka bir açık verecekler yani. Onlarla helalleşeceğiz. Yani intikamcı değiliz. İntikamla işimiz olmaz ama ödeşmek adettendir. Onlarla ödeşeceğiz, helalleşeceğiz. Ama onlar için pek iyi olmayacak bu helalleşme. Yani akıllar alınacak yani. Yani çünkü hani bana böyle sataşıyorsan yani bir zorun var demektir. Karşıma da dikilemiyorsan demek ki oğlansın, erkek de değilsin. Ki yani ben biliyorum kim olduklarını. Zaten onlar öyle karaktersiz, hain ibnelerdi. O yüzden bekliyoruz. Muhteşem günü bekliyor. Yani onlar için geri sayım, benim için değil. Beni anca böyle yorumlarda canımı sıktığını zannedersin. Benim de çok affedersiniz sikimle olmaz yani. Anca o günü beklemek, o günü beklerim. Heyecanla beklerim yani. O günün gelmesini beklerim. Yani hiç kılımı kıpırdatmam. O gün de gelir yani. Elbet gelir. Hainlerin sonu hep hüsrandır.
Durum bu sevgili dostlar. Bu son durumu da böyle sonlandıracağız. Aypon'a, Aypon diyorlar ya ayılar. Yani ayı da mecazen söylüyorum. Hakaret ediyor bana falan demesin kimse. Yani ulan ya şu devirde cimere adam şikayet etmek nedir ya? Oğlum siz nasıl erkeksiniz lan? Ya erkeğim diye gezebiliyor musun ortalıkta yani? Hani bunlar şey zannediyor. Hani ben erkeğim. Evet cinsiyetim erkek. Çiftleşebiliyorum. Tamam. Böyle erkek olunmuyor ki oğlum. Yani erkek dediğinin bir karakteri olur. Bir şanı şerefi olur. Bir duruşu olur. Hainler. Siz nasıl erkeksiniz ya? Erkek değiller de. Adam da değiller yani. Sorsan ama yani mangalda kül bırakmazlar. Aa falan filan bilmem ne. Kendilerini haklı çıkaracak bir sürü şey uydururlar. Martaval uydururlar ama hikaye tıraş. Kim kimin ne olduğunu çok iyi bilir yani. Bak beni de eş dost akraba sevmezdi. Dobra konuşuyorum, sivri konuşuyorum diye. Bir de beni çözemezler yani. Hiçbir şeyimi söylemem. Ben böyleyim, ketumum abi. Söylemem, çenemi kapalı tutarım. Zaten onun için uyuz olurlar bana. Ha beni sevmiyorlardı. Bak baba ocaklarını tüttürmek bana nasip oldu. Bu işler böyle paşam. Tabii ya hadi bakalım hadi Allah'a emanet.